Sevgili gebelerim, bugün sizlere gebelik ve şeker hastalığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Şeker hastalığı, insülinin göreceli veya kısmen yokluğuna bağlı kan şekerinin yükselmesiyle seyreden metabolik bir hastalıktır. Gebeliklerde iki şekilde görüyoruz biz şeker hastalığını. Birincisi, over diyabet dediğimiz, yani gebelik öncesi var olan şeker hastalığı. İkincisi, gebelikte özellikle plasentadan salgılanan hormonların etkisiyle daha çok 24. haftadan sonra gördüğümüz kan şekerinin düzensizliği, bozulmuş OGTD şeklinde görmekteyiz. Genellikle biz tanıyı nasıl koyuyoruz? Şimdi gebe bize başvurduğunda muhakkak rutin kan testleri gebeliğin başında yaptırıyoruz. Ve bu kan testlerinin içinde açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri ve ortalama 3 aylık kan şeker ortalamasını gösteren hemoglobin A1C dediğimiz kan testlerine muhakkak bakıyoruz. Özellikle açlık kan şekerinin 120'nin üzerinde olması, tokluk kan şekerinin de 190'ın üzerinde olması gebenin gebelikten önce bir diyabetinin olduğunun tanısıdır. Bunu o şekilde değerlendiriyoruz. Onun dışında diğer parametreleri normalse 24-28. Haftaya kadar tekrar herhangi bir risk faktörü olmadığı takdirde şeker yükleme yapmıyoruz. Özellikle ilk kontrole geldiğinde aile öyküsü varsa, yani anamnezinde ailede şeker hastalığı varsa, gebenin kendinde daha önceki doğumlarını iri doğum yapmışsa veya daha önceki gebeliklerinde yine bu şekilde şeker problemi yaşamışsa, özellikle daha önceki gebeliklerinde anomali öyküsü varsa, anne karnında ölü bebek doğum öyküsü varsa, bunlarda özellikle şeker yükleme testini de gebeliğin erken döneminde öneriyoruz. Tanı koyduktan sonra bizim için tanı süreci önemli çünkü diyabet gebelikte bir takım risklerle seyreder. Özellikle tip 1 diyabet dediğimiz, yani gebelik öncesi var olan diyabette, gebelikte anomali oranı normal gebelere göre çok daha artmış bulunmaktadır. Eğer kontrolsüz gebe kalmışsa bu da anomali oranını daha da artırmaktadır. O nedenle genelde gebelik öncesi kontrolü önermekteyiz ki hani gebelik öncesi varsa bir şekerle ilgili düzensizliği önce onu tedavi edip ondan sonra gebe kalmasını öneririz. Özellikle burada da ortalama kan şeker düzeyi bizim için önemlidir. Hemoglobin A1C dediğimiz bu değer 6'nın üzerindeyse hani 6'nın altına düşürene kadar gebelik çok önermeyiz. Gebe kalmadan önce bunu kontrol edip ondan sonra gebe kalmasını tavsiye ederiz. Bunun dışında rutin gebelik takiplerinde muhakkak 24-28. Haftada şeker yükleme testi önermekteyiz. 50 gram, 100 gram ya da 75 gram şeklinde yapılmaktadır. Tabii ki değişmekle beraber daha çok 75 gramı biz baz almaktayız. 24-28. Haftalar arasında şeker yükleme testi yaptırıyoruz. Buradaki çıkan sonuçlara göre de biz eğer bozulmuş glikoz tolerans testi tanısı koyarsak tabii ki endokrinolog veya dahiliyeci kontrolü altında kan şekerini gebeliği boyunca düzenleme imkanımız olabilmektedir. Özellikle burada belirtmek istediğim genellikle bir ön yargı var. İşte şeker yükleme testi zararlıdır, yapılmaması gerekir. Bu tabii ki böyle düşünen olabilir ama biz genellikle şeker yükleme testinin gebeye herhangi bir zararı olmadığını, yani günlük hayatında zaten bu karbonhidratı, yani o an şeker yüklemeyle verdiğimiz karbonhidratı zaten gebelik boyunca hatta her gün gebe almaktadır muhakkak. Dolayısıyla gerektiğinde şeker yükleme testi yapıyoruz. Şimdi eğer şeker yükleme testi yapmazsak, çünkü biz gebelikte şekeri kontrol edemediğimizde ciddi bir takım risklerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle bunlar neler olabilir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu riskleri biz şeker yükleme testi yaptırarak ya da gebenin şekerini yakın takip ederek engelleyebiliyoruz. Genellikle eğer kan şekerini düzgün bir şekilde takip etmiyorsak, işte bebekte su fazlalığı olabiliyor. Buna göre buna bağlı erken doğum riski olabilir. Bebekte makrozomi dediğimiz, yani iri bebek olabilir. Bu da işte normal doğum değil de sezaryana yönelmesine sebep olabilir kilodan dolayı. Bunun dışında yine kan şekerinde düzensizlik olması bir takım anomalilere sebep olabilir. Doğumdan sonra bebeğin metabolizmasının normal devam etmesini, yani kan şekeri değişikliklerini etkileyebilir. Ve belki bebeğin ileriki hayatında şeker hastası olmasına sebep olabilir. Özellikle daha çok riskli gördüğümüz ani bebek ölümleri. Yani biz genellikle eğer şekeri düzgün takip etmiyorsak ve bir sıkıntı varsa hiçbir problem yokken de ani bebek ölümleriyle de özellikle son haftalarda karşılaşabilmekteyiz. Dolayısıyla biz bu riskleri önleyebilmek adına gerektiğinde şeker yükleme testi yapıyoruz. Testi yaptıktan sonra tedaviyi nasıl yapıyoruz? Biraz da buna geçelim. Tedavide aslında birinci kural, bu gebelikten önce de var olsa, gebelikte de var olsa diyabet, aslında diyet. Bunu gebeliğin başından itibaren, hatta gebe kalmadan öncesinde başlıyoruz. Sağlıklı beslenme, yani hayatımızda
beyaz un, işte ekmek, pilav, makarna, patates gibi nişastalı içeren gıdalar ve mümkün olduğu kadar da hazır abur cubur gıdaları çok fazla sokmak istemiyoruz. Birçok gebede kan şekeri yüksekliği saptansa da çoğunu biz diyetle kontrol edebiliyoruz. Diyet dışında ne önemlidir? Egzersiz önemlidir. Özellikle düzenli yürüyüş, aktif yaşam, eğer herhangi bir gebelikte risk faktörü yoksa bunlar da gebelerimiz için önerdiğimiz egzersizlerdir. Egzersizle gebe çok rahat bir şekilde kan şekerini kontrol altında tutabilmektedir diyetine de uyduğu takdirde. Eğer her ikisiyle de başaramıyorsak, kan şekeri takibinde yine de yükseklik görüyorsak, bir endokrin uzmanına yönlendirip işte ona göre dozunu kendisi ayarlamak üzere endokrin uzmanının insülin tedavisi öneriliyor. Bunlar genellikle gebelikte oluşan diyabette daha çok doğuma kadar bu şekilde takip ediyoruz. Ve doğum yaptığı an aslında o anki hormonal etki bittikten sonra genelde kan şekeri de çok çabuk doğum sonrası hemen normale dönebilmektedir. Özellikle bunlarda eğer gestasyonel diyabet saptadıysak, İnsülin kullansın ya da kullanmasın, doğum sonraki süreçte 6 hafta sonra yani gebeliğin bütün etkileri vücudundan silindikten sonra tekrar bir yükleme testi öneriyoruz. Çünkü bazen gebelikte saptadığımız diyabet doğum sonrası daha sonraki yaşamında kalıcı olabilmektedir. Tekrar şeker yükleme testiyle en azından bunun risk taşıyıp taşımadığını tespit edip beslenmesini, hayat düzenini ona göre ayarlayıp hani daha ileriki yaşamında da diyabet hastalığına yakalanmamasını böylece engellemiş oluyoruz. Yani şeker önemli bir sorun gebelikte ama çok kolay bir şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Gebeliğin başından itibaren diyet, başından itibaren aktif yaşam zaten gebelikte oluşabilecek şekerin çoğunu engellemekte. Oluşsa bile tedavi edebilmekte. Dolayısıyla bebeklerimiz de sağlıklı bir şekilde zamanında ve normal bir şekilde doğum yapılabilmektedir.